Çok güzel oldu. Harika. Hoş geldin. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol geldiğin için. Ben Ya ressam arkadaşlar, yani bazen ressam, bazen resimle ilgili YouTube kanalı yapan arkadaşlar, bazen işte senin gibi farklı alanlarda yönelmiş ressam arkadaşlar. Yani bir şekilde resim ruhuyla yoğrulmuş insanları böyle ben mümkün olduğunca canlı yayın almaya çalışıyorum ki arkadaşlarımız da pay alsın bundan kesinlikle. Çok heyecanlı olduklarını söylemişlerdi bana. Bayağı güzel mesajlar almıştım. Şimdi arkadaşlar akışta hala sorularınızı görüyorum. Onları lütfen akışa değil bu soru işaretinin olduğu yere yerleştiriniz. Öbür türlü görmeyeceğim. Önceden söylemedi demeyin. Şimdi istersen Meltem'cim kendini biraz tanıtır mısın? Meltem Özden kimdir? Yani hangi okullara gitti? Nerede doğdu, büyüdü? Belki yani şu an ne yapıyor? Hani böyle bir vaktimiz var. Şu COVID. Çünkü 40 yıllık bir geçmişten bahsedeceğim. Vaktim oldu. Geldi. Nereden başlasam? Resimle nasıl tanıştığımdan başlayayım. Çok yeteneksiz bir çocukken, hiç resim yapamıyorken ressam olmak istediğimi düşündüm. Ve o zamanlar Güzel Sanatlar Lisesi diye bir şeyin varlığından bile haberdar değildim. Çünkü bizim ülkemizde böyle oluyor bu işler. Ben de bu ulaşabildiğim seçenek şeydi, grafik bölümünde okumaktı. Ama ben şu açıdan şanslı hissediyorum kendimi. Henüz teknolojiye geçilmemişti. Bilgisayar ortamında yapılmıyordu bu ve ileri seviye desen dersleri aldık. Bu beni Güzel Sanatlar'a hazırladı. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyor. İzmir'deyim. Meltem'cim çok affedersin bölüyorum. Arada kesiliyor da sesin. Acaba interneti Wi-Fi'dan ya da Wi-Fi'daysan başka tarafa denesek mi? Şimdi tekrar çok hızlı bir şekilde grafik tasarım okudun. Ardından da 9 Eylül'de Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdin. Sonra ne yaptın? Hadi bakalım. En heyecan verici yerlerden bir tanesi. Bir Güzel Sanatlar Fakültesini bitirince insan hani ne yapar? Yani nasıl bir ilerleme kaydedebilir? Ben ne yaptım? Yani resim alanında ne yaptığımdan bahsedecek olursam duvar resmine çok yöneldim. Zaten lisede başlamıştım bu işi yapmaya. Üniversitede de böyle devam etti. Arkadaşlarla kurduğumuz bir ekiple duvar resimleri işleri yaptık. Sahne tasarımları işleri yaptım. 2 yıl kadar tiyatroda çalıştım. Bunlar da sahne tasarımı, kostüm tasarımı alanlarında yaptığım işlerdi. Çünkü tiyatroda hep böyle çocukluğumdan beri gönlümde yatan aslandı. Yani herhalde kabaca resmin içinde olduğu alanların hepsine el attım. Ay, ya ne güzel ama rengarenk bir yelpazen olmuş. Bu arada soru sorabilir miyiz deyip duruyorlar arkadaşlarımız haklı olarak. Diyorum ki daha önce de demiştim başta kaçıranlar için soru sormak istiyorsanız en sonda soruları alacağım. Yaklaşık bilmiyorum bir 20-25 dakika konuşup sonra sorulara geçmeyi düşünüyoruz. Orada da altta sağda soru işareti var arkadaşlar. Oradan sorularınızı yazabilirsiniz. Peki güzel sanatlara çalışanlara yani güzel sanatlar sınavına çalışanlara ne önerirsin? Çalışmalarını. Tamam ama nasıl? Yani şey bize formülü versin falan şimdi ben. Tamam. Meltem nasıl? Gizli formül. Formül hakikaten de bu. Doğru hocayla sistematik bir biçimde çalışmak. Bunun başka bir formülü yok. Hoca tutmaları gerekiyor yani. Yani bu iyi olur. Mutlaka hocanın liderliği çalışmak süreci kısaltır. Çünkü resim çok
ruhsal da işleyen bir şey. Yani işin matematik, geometri tarafı ne kadar varsa ruhsal tarafı da o kadar baskın. İnsanın kendi hatalarını görebilmesi çok zor. Zaten kendi hatalarını görebilir olduğunda sana ermiş diyorlar yani. Bu resimde de anladım. Kendi bilir hale gelmek için bir dizi teknik meseleyi çözmüş olmak gerekir. Evet. Tekniği de belli bir hazırlık süreci gerektiriyor diyorsun haklı olarak bir hocayla birlikte. Ben burada sorulara cumburlop daldım ama sen aslında çok güzel bir şey söyledin. Hani bu mezun olduktan sonraki yolculuğunu şu anda ne yapıyorsun mesela? Bunu da bize açıklar mısın? Hani? Resim alanında ne yaptığımdan mı bahsediyorsun? Yok, genel anlamda şu anda ne yapıyorsun? Yani zaten anlatacağız, resimle ilgili biraz daha konuşacağız da şu anda hani ne yaptığını. Şu anda ben kendi atölyemde resim yapmaya devam ediyorum. Bunun dışında mindful coachluğu yapıyorum. Yoga eğitmeni ve mindful eğitmeniyim. Bunların hepsini bir arada yürütmeye çalışıyorum. Ya, harikasın. Süper. Şimdi Core Studio değil mi? Hani insana ulaşmak isteyenler Core Studio'dan Instagram hesabına ulaşabilirler. Şimdi ressamlar sence hangi yollarla kariyerlerine başlamalı? Yani mesela hani bir üniversiteden sonra sudan çıkmış balık gibi oluyor ya böyle insan. Belirli bir hani hocaların dediğini yaptım bir süre. Sonra şimdi bana bir şey diyen yok. Ben nasıl? Çünkü ben mesela bazı konuştuk danışanlarımla internet üzerinden hani kendi işlerini kurmalarına yardım ediyorum ama mesela satış olsun, sipariş olsun. Hani o yolda yürümek isteyenler ama mesela sen duvar resmi yapmaya başladım dedin. İşte bu tiyatrolarda hani mesela benim bir işlere girdim dedin vesaire. Yani bunun gibi nereden başlamalı? Hani her şeyden önce belki şunu söylemek iyi olabilir. Çünkü senin söylediğin şey çok önemli. Ben okuldayken işte hocalarımla ilerliyordum. Sonra mezun oldum, kaldım. Ne yapacağımı bilmez halde gibi şeylerle ben de çok karşılaştım. Benim de böyle süreçlerim oldu, geçti. Buradaki sebebe bakmak lazım. Yani bu sudan çıkmış balığa dönmemek için ne yapabiliriz? Bunu düşünmek lazım. Eğer resim yapmanın motivasyonu, bu aslına bakarsanız tüm motivasyonlar için geçerlidir. Dıştan gelen bir motivasyonsa ve bu dış kaynak aradan çıktığında evet öyle balık misali kalıyorsunuz ortada. Ancak bütün süreci kendi kişisel yolculuğunuz olarak görürse insanlar, sanatçılar, sanatçı adayları kendi süreçleri olarak değerlendirirse bu tip bir ikileme düşmeyeceklerini zannederim. Anladım. Anladım. Çok güzel bir noktaya değindin aslında o içsel motivasyon vesaire gibi. Peki mesela Türkiye'de ressamlar iş yapamaz. Sence doğru bir şey mi? Ben buna katılamam ya. Buna katılamam. Yani hangi yer olursanız olun bir işini yapıyorsanız mutlaka kendinize yer edinirsiniz. Bu tabii ki benim birlikte çalıştığım hocalarımdan bir tanesi tiyatro yönetmeni. Onun bir çocukluk arkadaşıyla sohbet ediyorduk. Bir gün şey demişti, bu arada Sapoğlu'ndan bahsediyorum. Işıl'ın demişti başarısı sadece iyi bir tiyatro yazarı, yönetmeni olmasından ileri gelmiyor. İyi bir işletmeci olması, ticari zekasının olması onu dünya çapında iyi bir yönetmen, iyi bir yazar yaptı. Bu hakikaten de böyle. Yani sadece iyi resim yapıyor olmak tek başına yeterli değil. Sosyal ilişkilerin kuvvetli olması lazım. Kendi işine değer verebiliyor olman lazım. Kendinin değerinin farkında olabilmek lazım. Ve dönem dönem değişen kuralları oluyor piyasanın, her piyasanın olduğu gibi. Bazı yönelimler değişebiliyor. Bu değişimleri
izleyebilmek lazım. Evet, çok güzel bir noktaya. Yani gerçekten benim aslında koçluk programı başlatmamın en baştaki nedeni buydu. Yani hep öğrencilerden bana şey geliyordu ders verdiğim. Ben nasıl para kazanacağım, ben nasıl kendimi duyuracağım ya da para kazanmayı da bıraktım ama ben bunu bir işe çevirmek istiyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kendimi tanıtmak istiyorum, pazarlama yapmaktan bahsediyorum, satış pazarlama. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Pazarlama dediğimiz arkadaşlar mesela bir sergilere, galerilere başvuru da bir pazarlama aslında. Yani kendinizi yaptığınız işleri pazarlamak diye düşünebiliriz. Yani sadece güzel resim yaptım, işte Instagram'a ben Shopier linkimi bıraktım, benim işim bitti. Olmuyor yani. Bunu da çok güzel açıkladın. Gerçekten özellikle de bu çağda görünür olmayı öğrenmek, birazcık daha kendimize güvenmek, o şeyleri aşılayabilmek. Yani çünkü bize öğretilmeyen bir beceri ya bu. Mesela hani güzel sanatlarda okudun biliyorsun. Resim teknikleri şunlar bunlar öğretiliyor ama bir iş tekniği, iş nasıl yürütülür, bir işinin sahibi nasıl olunur? Öğretilmiyor maalesef. O yüzden ben diyorum ki ben iş kısmını kaptım, sen de farkındalık, mindfulness kısmını kaptın zaten. Biz yani güçlerimizi birleştirerek çok güzel bir aslında mesela bir ortaklık yapabiliriz. Bak şu an aklıma geldi. Bak bu da aklında dursun. Güzel bir fikir. Şimdi eklemek isterim. Yavaş yavaş. Tabii. Mümkün eklemek isterim. Ben tabii şimdi bütün bunları söylerken kendi süreçlerimi göz önünde bulundurarak söylüyorum ama sen bunu söyleyince şimdi de şunu hatırladım. Artık hakikaten bambaşka mecralarda ilerliyor yaptığın işi tanıtmak, pazarlamak, yeni insanlarla tanışmak, sosyal ilişkilerini kuvvetlendirmek için başka mecralar var. Sen bu işi gayet iyi yapıyorsun. Çok 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 takdir ediyorum seni. Buradan şunu söylemek istiyorum. Mutlaka her işten anlamamız gerekmiyor. Her işten anlayamayız ya. Öyle bir dünya yok. Ama işini iyi yapan insanları kimler olduğunu iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla işbirliklerinden destek almaktan kaçınmamak lazım. Evet. Kesinlikle çok güzel bir şey söyledin. Yani çünkü işbirliğiyle aslında hem sen kendin yeni şeyler öğrenmiş oluyorsun hem de diyelim ki takipçilerin var. Öyle bir işbirliği yapmaya geldim şu anda ya da seni takip eden insanlar. Onlar senin sayende yeni bir şey öğrenmiş oluyor. Sen öbür tarafın sana kattığı o kişilerle yeni bir kitleye ulaşmış oluyorsun. Yani aslında bunlar gerçekten çok önemli. Artık hani bizim networking dediğimiz şey bir odada 5-6 kişinin ayakta bir şeyler içerek hani konuşmasından çok daha yüksek boyutlara ulaştı yani. O yüzden çok güzel. Yani gerçekten çok güzel bir konuya değindi iş ortaklıkları anlamında. İyi bir ressam olmak isteyen, yani ressamlık konusundan devam edersek, iyi bir ressam olmak isteyenlere tavsiyen nedir? Mesela tamam, resim yapıyorum. Resimden hani şey vardır ya, hep daha iyisini yapabiliriz. Zaten daha iyisini yapabiliriz. Yani hep bir gelişecek bir noktamız var ya. Ne önerirsin bizim hep yani güzel bir şekilde gelişmemiz için, kendimizi ilerletebilmemiz için? Bir çalışma başta Sesin gidiyor yavrum. Bir daha söyler misin? Son bir dediğini bir kez daha tekrar eder misin? Tabii. Çalışmanın zaten tamam çalışmak tamam. Ve en önemli şey bana kalırsa resim izlemek. Ben resim değerli insanlara en özellikle önereceğim şey bol bol orijinal resim görmeleri. Bu her gün gördüğüm eser bulundukları şehirlerde bir müze varsa İstanbul'da, İzmir'de var. Bunlar İstanbul'daki tabii daha büyük, İzmir'deki daha kısıtlı müzeler bunlar. Ama senede diyelim ki başka bir şehirde yaşıyor.
bir müzenin olmadığı ya da galerinin, profesyonel bir galerinin olmadığı şehirde yaşayanlar olabilir. Bence bütçe ayırsınlar, senede bir kere gitsinler İstanbul'a, gelsinler, eserleri görsünler. Galeri orijinal eserleri değil mi yani? Hani, yani ortamda, katalogda geliştiren şeylerden biri. Anladım. Tamam. Okay. Şimdi peki mesela bu orijinal eserlere bakıp sorum şöyle. Yani ben neye bakmalıyım orada? Ya mesela müzede bir eseri inceliyorum. Yani oraya nasıl bir bakışla bakmalıyım ki oradan bir şey öğrenebileyim? Sesin yine gitti. Meltem. Şimdi çok gidip geliyor. Yani bir gidiyor, diyor, ilk diyor, ondan sonrası gidiyor. O yüzden önemli de bir soru sordum. Eba olsun istemiyorum. Bir kez daha deneyelim. Resimde neye bakmak lazım diye sormuştum. Evet. Resmin temel direkleri vardır. Yani bu en basit iyi olmayan bir hocadan resim dersi almışsa bile bilir. Yani kompozisyon önemlidir, form önemlidir, renk önemlidir, ışık gölge önemlidir, konu önemlidir, teması önemlidir resmin, yapıldığı tarih önemlidir. Resmin yapıldığı tarihteki diğer sanatçıların resimleriyle kıyaslamak önemlidir. Evet. Resme bakış derinleştiren tabii dediğimiz dönemin de kavramsal okumasını yapmak da çok önemli. Yani 18. yüzyıl resmine bakıyorsan 18. yüzyıl resmi dönemindeki ticari koşulları da bilmek lazım. Dünya haritası nasıldı? Bunu da bilmek lazım. Hangi kültür koşullarında yetişti bu insanlar? Nasıl destekler aldılar? Ya da nasıl hayatları vardı? Bunların hepsi resmin kendisi için önemli. Çok güzel bir noktaya değindin gerçekten. Yani resme kendi yani yapıldığı yılın konsepti ve o zamanın teknikleri belki de hatta onunla beraber bir algılamak. Felsefesini çözmek aslında hani arkasında ne duygular yaşadı da bu insan bunu çizdi gibi belki birazcık da. Tolga Teknik Masa diyor ki daha iyi bir bağlantı için 5G, 5G Wi-Fi'ye geçebilir misin? Değil mi? Tamam. Sen onu yaparken ben sana bundan sonraki sen istersen ona bir şey yap. Ben bu arada arkadaşlarımın sorularına bakayım. Okul okumadan resim alanında iş bulmak, büyük yerlere gelmek mümkün mü? Güzel soru. Ay, Zeynep Hanım demiş ki soru değil ama Meltem Hanım sizin sayenizde tanıdım. Ece Hanım çok teşekkür ederim. Ay, rica ederim. Takip edin mutlaka. Grafik tasarım okumak mı mantıklı yoksa resim öğretmenliği mi? Oo, soruları yani. Resime ilgi 50 yaştan sonra olması çok ileri bir yaş mı? Hiçbir zaman geç değil arkadaşlar. Ben anlatacağım. Dur. Meltem de söylerse aynısını. Geldin mi Meltem? Dur bakayım. Geldin mi? Geldim vallahi, hadi bakalım. Ben de tam soruları, güzel sorular da gelmiş. Ha vallahi. Birazdan sorularınızı cevaplayacağız arkadaşlar. Ülkemizde sanat eğitimi sence yeterli mi? Yoksa yani eğitim almadan diyelim ki ben güzel sanat... İki soru bu. Birincisi sanat eğitimi nasıl? İkincisi, ki cevaptan biraz korkuyorum. İkincisi de biz mesela gidemedik. Hani güzel sanatlar okuyamadık. Yani yaşımız oldu 39-40 neyse. Belki de işimiz var şu anda full time. Çok mu geç bizim için Meltem? Biz ne yapabiliriz? Bu hedefiniz şey ne olduğuna bağlı. Yani ben iyi resim yapmak istiyorum, sergi açmak istiyorum gibi mütevazi bir hedef varsa, bu mütevazi tırnağını söylüyorum. Neden geç olsun? Hiçbir şey için geç değil.
Tabii ki değil. Her şey başlanabilir. Tamam. Sanatlar eğitimi ülkede nasıl? Yani iyi değil. İyi değil. Bu konuda ben çok çok yaralıyım. Yani bu arada benim telefonumu şarja takmam lazım. Bir saniye lütfen. Bu arkandaki tablonu sen mi yaptın? O üzerinde şu anda çalıştığım işim, evet. Aa, daha bitmedi. Bana bitmiş görüntü. Önüne beni mi çizeceksin? Çok güzel olur ha tablo. Zaten sen de portre gibi oturdun. Frida'nın var ya öyle büyük yapraklar önünde. tamam, harika. Şimdi güzel sanatlardan yaralayayım dedin. Vallahi muhtemelen varsa arkadaşlar aranızda güzel sanatlara giden, yaralı olan varsa o da yazsın. Nereden? Ya da sonsuza kadar sussun. Evet, aynen öyle. Sen şu an İzmir'desin. Yani bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Ben böyle duruyor muyum? Yani durma, başımız dönebilir, evet. Şimdi şöyle bir şey. Ülkemizde soruları cevaplamadan önce şeye geçmek istiyorum birazcık. Bir şey ekleyebilir miyim? Aa, tabii tabii. Neden yani neden yeterli bulmadığımdan bahsetmek isterim. Bu böyle havada lütfen kalmış bir şey olmasın, tamam, istemem. Çünkü nihayetinde benim geçtiğim bir yol, çok faydalandığım bir yol. Ben sadece yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunu söylemek isterim. Ama bu sadece güzel sanatların sorunu değil, güzel sanatlar okullarının sorunu değil. Yani ülkemizde böyle bir şey var bizim. Yani sanata karşı özellikle son yıllarda hiç hoş olmayan durumlarla, müdahalelerle karşılaşıyoruz. Sansür bunun en basit olanı. Hep ondan bahsedilir ama oraya gelinceye kadar sanat eserinin üretilmesi için bir süreç var. Bizim ülkemiz bunun için de uygun değil. Hep sanat ekonomisi deniyor. Mesela ülkede işte şu bu sene bilmem ne fuarında şu kadar resim satıldı, heykel satıldı, iş satıldı deniyor. Ve sanat ekonomisi deyince bu anlaşılıyor. Yani deliler gibi paralarla bu piyasada olan insanlar da bunu anlıyor. Halbuki sanat ekonomisi benim için böyle bir şey değil. Doğru malzemeye ulaşabiliyor muyuz? Yeterli malzemeye ulaşabiliyor muyuz? Çamur gibi boyalarla resim yapmak zorunda kaldığımızda buradan bir dünya literatürüne geçecek bir sanat eseri bulmak, yani bunlar çok olasılığı çok düşük olan şeyler. Bir sanatçı ancak bir yan geliri varsa doğru malzemeye ulaşabiliyor. Hele bugün ekonomik koşullarda. Bir sanat geleneğimiz yok. Maalesef yok. İyi bir yağlı boya çalışanla kağıt üretimimiz yok. Sanatsal alanda kullanabileceğimiz kağıt üretimimiz yok. Ama İtalya'ya gitseniz 5 kuşaktır aileden beri el yapımı kağıt üreten firmalar bulursunuz. Tuval bezi üreten yer yok. Yani biz tekstil ülkesi olduğumuz söylenir. Tuval bezi üretilmiyor. Ama Belçika'ya gitseniz 10 kuşaktır bunu yapan insanlar bulursunuz, firmalar bulursunuz. Dolayısıyla kötü bir ıspanakla iyi bir ıspanak yemeği çıkmayacağı gibi malzeme tarafı işim böyle. Geleneksel olarak da biz çok taze bir ülkeyiz. Yani geleneksel çok derin değil, maalesef değil. Akademilerin durumu maalesef ortada. Yetkinlikleri sorgulanabilir insanlar tarafından yönetiliyor. Resim sadece resim değil. Yani orada insanla çalıştığını zaman zaman unutuyorlar maalesef hocalar. Şekillenmek üzere gelmiş bütün zihinsel yapısıyla, bütün arızalarıyla, bütün ergenliğiyle gelmiş insanlar olduklarını unutuyorlar ve çok baskıcı olabiliyor. Özgürlükler alanı kısıtlanabiliyor. İnsanın kendisini bulması zaman alıyor. O yüzden çok açık olmamız lazım. Bilgiye ulaşmayı tek bir kaynağa indirgemememiz lazım. Ulaşabildiğimiz her şeyin bizim kaynağımız
olması için çabalamamız lazım. Anladım. Çok güzel söyledin gerçekten. Bu arada demek ki senin telefonun şarja ihtiyacı varmış. Şu an hiç takılmadan gitti. Belki 5G mucizesidir. 5G mucizesi daha mantıklı tabii şarjdan. Harika. Bir gerçekten bu malzeme olayı, yani daha sonra malzemeye erişim, işte sıkıntısı inanılmaz. Yani mesela benim burada dolarla Amerika'dan aldığım şeyin fiyatı, yani Türkiye'de mesela dolara çevirsen dahi daha pahalı. Yani böyle, tabii ihraç üzerine vergi bindiği için, şu olduğu bu olduğu için. Bir de dediğim gibi resim daha yeni yeni. Yani yeni ve ilerleyemiyor da gibi sanki. Yani istiyor. Sanki orada bir sanatçılar işte sanatlarını yapıyor. İşte gelişmek için elinden geleni yapıyor. Güzel sanatlar okuyorlar. Hala bu devirde insanlar ümitlerinin, umutlarının peşinden gidiyorlar. Malzeme olacak paralar olmasa dahi güzel sanatlar okumak istiyorlar vesaire gibi. Ama yani buna dair dediğin gibi bir yatırım yok. Ne devletten ne başka dış etmenler sayesinde. O yüzden birazcık dediğin doğru işin açıkçası. Ama peki sence bunun bir yani ileride daha iyi gidebilir mi? Bunun bir daha olumlu bir tarafı var mı, yoksa bu hep böyle mi olacak, ya da bilemiyorum. Yani ne yapabiliriz biz kendimizce, bilemiyorum işin açıkçası. Bize ne görev düşüyor bu konuda? Yani bu daha iyi olur mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani bunu hep birlikte göreceğiz. Biz sadece daha iyi olması için bireysel hayatlarımızda üzerimize düşen görevi yapabiliriz. Ve iyi olmasını ümit edebiliriz. Daha iyi olup olmayacağını göreceğiz. Peki bütün bunlar ortada diye vaz mı geçilecek? Tabii ki vazgeçilmeyecek. Yani kervan yolda dizilir sözünü, evet, ben çok severim. Tek bir kalem ve tek bir silgiyle de sanat literatürüne girecek eserler üretilebilir. Yani bu bir engel değil. Ben sadece şikayet eden taraftaymış gibi görünmek de istemem. Ben sadece bir gerçeği vurgulamak istedim. Yoksa gerçek bu olduğu için bu bizi yapacağımız işten elbette alıkoymaması lazım. Anladım. Evet, tabii ki. Biz aynen devam arkadaşlar. Hiç yılmak yok. Şimdi resimle spiritüellik el ele kol kola. Yani biraz zaten bilmiyorum, yani ben her resim yapan insanın içerisinde belli bir, yani bunu gerçekten tutkuyla yapan insanlardan bahsediyorum. İçinde bir spiritüel tarafın normal sokakta karşılaşacağımız başka insanlarla zaten biraz bir tık daha bence yukarı olabileceğini düşünüyorum kendi çapımda. Neden bilmiyorum. Böyle bir his. Bunu destekleyebilecek hiçbir data yok elimde tamamıyla. Kendi gözlerim. Mesela bir de bu aralar mesela sanat terapisi, resim analizi gibi şeyler de çok patladı. Patlak verdi ülkemizde de, bütün dünyada da vesaire gibi. Senin de spiritüel bir işin var. Sen de bu taraflara doğru kaydın ve bunu birazcık açmak istiyorum ben. Mindfulness nedir? Ve neden buraya doğru kaydın? Kayma nedenin ne oldu? Kayma nedenim tamamen bireysel bir ihtiyaç hissetmemdendi. Yaklaşık 7-8 yıl kadar önce yoga girdi hayatıma. Ben sadece kendim için yaptığım bir aktiviteydi o benim için. Bu yıllar içinde baktım ki yani hayatıma çok çok yer kaplıyor. Ve benim bu anlamda beslendiğim ekol yogaya bambaşka bir bakış açısı getirdi ve kazandırdı bunu ülkeye. Çok çok şifalandırıcı bir süreç olduğunu fark ettim. Benim hocalarım da sağ olsunlar her zaman bunun daha fazla yaygınlaşması üzerine fikirlerini hep sunarlardı. Şimdi sıra sizde gibi. Ben de böyle hem bireysel bir sorumluluk hissettim bir noktadan sonra. Ben şifalandım ve şimdi insanlarla paylaşabilirim gibi. Ama bunlar çok bıçak sırtı hikayeler. Çünkü neden bıçak sırtı? Bu aynı zamanda herhalde ikinci sorunun da cevabı olacaktır. Uzun süre bu yani
ders verme yetkim olmasına rağmen, belgem olmasına rağmen bunu yapamadım. Çünkü bıçak sırtı olduğunu hissettiğim tarafı şuydu. Yani bin yıllardır gelen bir gelenek var. Orada bir külliyat var. Sonra bunun bir de bilimsel olarak kanıtlanmış etkileri de var. Ama ortak bir şey var orada. Oradaki ortaklık şu. Orada egoya yer yok. Ve ego bir sanatçı için olmazsa olmaz bir şey. Haydi bakalım ne yapacağız? Ben kendimi ego nedir? Bunu bir türlü anlayamamış bir insan olarak tarif ettim yıllarca. Nedir ya bu bahsedilen ego? Özellikle benim üniversitede olduğum yıllarda bu psikoloji alanı epey kurcalanmaya başlamıştı. Şimdi galiba kişi başına iki psikolog düşüyor. Sağ olsunlar, onlar da çok çalışıyorlar. Ama bizim dönemimizde yeni yeni başlamıştı bu merak. Ve çok konuşurduk yani ego, 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 ego. Ve ben hiç anlamadığımı zannediyordum. Ve kendimi de egolu bir insan olarak tarif etmezdim hiç. Evet, kötü bir şeymiş gibi algılanıyor çünkü. Kötüden ziyade anlamadığım bir şeydi. O yüzden de evet, olumsuz da anlatılırdı. Ama bir türlü anlayamıyordum yani. Kötü, bilmiyorum nedense. Ama yoga ile tanıştıktan sonra egonun ne olduğunu anladım. Neymiş? Ben zihinden geçen her şey. Zihinden geçen her şey. Ego. Yani bu ego insanın hayatını kendisine zehir edebileceği gibi etrafına da zehir etmesine sebep olabiliyor. Elbette benliğimizi devam ettirebilmek için, varlığımızı devam ettirebilmek için mümkünse beden, zihin ve kalbin bir arada ve dengeli bir biçimde olmasını isteriz. Ama zihin fazla kurcalandığı için bizde hep o yani altın tepsiyle hediyeler sunulduğu için zihne, akılcılık her zaman, özellikle bizim dönemimizde yani çok söyleme genç bir yaşımız çok genç bir cumhuriyetiz biz yani. Evet. Akıl mühendisler yetiştirelim falan filan. Duygusu, kalbimizle bağlantımızın kesildiği her yer, her nokta ego. Anladığım kadarıyla bu iş böyle. Anladım. Dolayısıyla ya sanat, ben tabii resim yapan bir sanatçıyım. Ressamım yani, ama herhalde zannediyorum ki diğer sanatçılarda da benzer bir şey yaşanıyor. Sancılı bir süreç. İnsanın kendisinin dahi haberdar olmadığı duygularını ortaya çıkardığı bir şey. Hem kendisiyle bir yüzleşme yaşıyor, hem de bu yüzleşmeye insanları ortak ediyor. Yani onu sergileyerek, paylaşarak. Bir işi üretmek, hakikaten çırılçıplak kalmayı göze alabilmek demek. Bu zor bir şey. Bu kolay bir şeydi. Bunun için ya deli cesaretine ihtiyaç var bana kalırsa, ya da çok güçlü bir kalbe ihtiyaç var. Ben bunların ikisi de bende yoktu açıkçası. Bunların ikisi de bende yoktu. İyi resim yapıyor olmak, iyi bir ressam olduğumuz anlamına gelmiyor bence. Bence bu bütün işler için yeterli. İyi bir mühendis olmak, iyi bir insan olduğumuz anlamına gelmediği gibi. Dolayısıyla ben aslına bakarsan kendi kişisel refahımın peşinde koşarken bu işlere daldım. Benim çok ilginç. Benim neyim var? Yani çünkü çok uzun süre hiç resim yapamadım ve hem hocalarım tarafından hem çevre tarafından tembel olmakla hep suçlandım. Çok yetenekli ama çalışmıyor diye bir klasik hocaların söylediği şey vardır ya. Ve bu böyle gittikçe büyüyen bir şeye dönüştü yani.
Ama ben o değilim, bunu biliyorum. Ama bir noktadan sonra etrafınızda o kadar çok sizinle ilgili eleştiriye maruz kaldığınızda, siz kendiniz buna inanmasanız bile bununla mücadele ederken buluyorsunuz kendinizi. Ve bu hiç akıllıca bir mücadele değil. Ben tamamen benim neyim var yani sorusunun peşine düştüm. Ve mindful bakış açısı, mindful yaklaşımı benim resimle olan bağlantımı kuvvetlendirdi. Çünkü kendinizle bağ kurarsanız açığa çıkarıp çıkarmamakla ilgili kararı da veriyorsunuz. Yani o çelikten zıtlarımızı çıkarıp bir yere öylece gidiyoruz. Yani mesela Frida'nın resimlerini düşünelim. Ne kadar cesur, bedensel bir sürü kısıtlaması var ve bunu bütün dünyaya duyurdu. Ne kadar kuvvetli, ama hepimiz o kadar kuvvetli olamayabiliyoruz, ama kuvvetlenmek için bir şeyler yapabiliriz. Çok güzel söyledin. Yani kendi içimize kendimizle, ben hani anlayıp da konuşamayan tip, kendimizle bağımızı ne kadar içten hani güçlendirirsek, aslında bu o kadar da sevdiğimiz şeylere, hayatta belki de kaçırdığımız şeylere, yani ne bileyim, daha çok farklı bir bakış açısına bakmamıza neden oluyor. Ben bu arada Meltem'den farkındalık, yani mindfulness aynı şey değil mi? Ben mi yanlış düşünüyorum? Aynı. Aynı. Farkındalık koçluğu aldım. Bayağı da uzun süre aldım. Yani 4 ay olmuştur herhalde. Çok memnun kalmıştım ve gerçekten zaten hani terapistim de var benim. Onunla birlikte de ayrı bir güzel oldu. Bir okuldan öbür okuldan beyala kendimle tekrar barıştığımı, kendimin aslında kim olduğumu fark ettim 40 yaşına varmadan. Bunun için çok mutluyum. Şimdi mesela benim koçluk yaptığım danışanlarımda bazen şey sorunları çıkıyor. İşte diyorum ki hani bunu yapalım. Çok güzel, mesela çok güzel eserleri var. Güzel sanatlar mezunu olup olmaması çok önemli değil, ama hadi diyeyim güzel sanatlar mezunu olsun. Gerçekten öyle var çünkü danışanlarımda. Ben diyorum ki hani şunu anlatsan, şu yağlı boyayı mesela birine anlatabilir misin? İnternet üzerinden kurs. O da diyor ki yeterli hissetmiyorum. Tamam diyorum. YouTube açalım sana. Yeterli hissetmiyorum. Hep bu kendini tekrarlayan bir yeterli hissetmiyorum. Diyorum ya Allah Allah diyorum, yani ben seni görüyorum, yeterlisin. Hani bu hani aslında kendi kendine sabote ettiği bir durum ve bu ana kadar farkına varamamış. Ben karşısına çıkıp sen yeterlisin dediğim zaman ilk defa o zaman sorgulamaya başlıyor. Ya da o kadar çok kendimizi birazcık da öz şefkat eksikliği de olunca insanda azıcık bir hata da hemen bak gördün mü, insanlar haklı, ben bir şey beceremiyorum. Ya da işte hani senin öğretmenlerin demiş ya, ya da yetenekli ama çalışmıyor, tembel falan. Yani tembellik dediğiniz şeyin arkasında bir sürü neden var. Bir sürü problem demeyeyim ama kendimizle ilgili çözümlememiz gereken aslında bir sürü neden olabilir. Bunların tembellik bir sonuç. Evet. Kesinlikle çok doğru. Ben de bazen hocam resim yapamıyorum, işte resim başına oturamıyorum, ne yapmalıyım falan. Ya belki de vücudun dinlenmek istiyor yani. Belki de hakikaten kafan dolu ve o anda resim sana iyi gelmeyecek. Ama şimdi şöyle bir şey ayırımını yapalım. Bazen hakikaten tembellik yapanlar olabiliyor. Yani bunlara da birazcık az çok diyorum ki bir dene, bir zorla oturtur kendini. Baktın olmuyor gerçekten, hani hiç yapasın yok, bırak o zaman. Ama bazen o tembellikten hakikaten çeken insanlar diyelim, gerçekten birazcık hafif bazen tembelliğe düşenler olabiliyor. O zaman onun başına oturduğunda zaten yapmak istiyor. Çünkü zor kısmını başarmış durumda. Başına oturmak da çünkü zor durum. Benim en azından tecrübe ettiğim böyle bir şey. Peki son olarak bu farkındalık ile ilgili yani adımlar nasıl oluyor? Sen mesela farkındalık koşulu yaparken nasıl ilerliyorsun? Nasıl bir yani bize nasıl, ne önerirsin? Koşta çalışalım çalışmayalım? Seninle çalışalım çalışmayalım? Ya da hani genel anlamda kendi başımıza ne yapabiliriz? Farkındalığımızı yükseltmek için, mindfulness için ne yapmalı? Mindful nedir? Önce belki biraz ondan bahsetmek gerekir. Mindful
Mindfulness bilinçli farkındalık hali. Yani tek başına farkındalık yeterli değil. Farkında olduğunun farkında olma hali. Gibi düşünürüz bunu. Evet. Aslında karmaşık cümlelere de gerek yok. Şöyle anlatayım. Elimde bir kalem var. Buradaki kağıdın üstünde duruyor. Biz çoğu aldığının farkında oluyor insan. Ne kime verdiğinin farkında olunuyor. Evet, otopilottan davranış dediğimiz şey. Evet, beden bunu yapabiliyor. Ama bu yapabildiği için bunun iyi olduğu anlamına gelmiyor. Farkındalık hali bu kalemi buradan alıp buradaki kişiye verdiğini bilme hali. Yani içinde bulunduğumuz anın farkında olma. Neyi neden yaptığını bilme hali. Mesela şimdi az önce senin söylediğin örnekten yola çıkalım. Senin danışanın sana diyor ki kendimi yeterli hissetmiyorum. İşte ego bu. Zihin böyle bir oyun oynuyor. Yıllarca neyi duyduysak artık onu kendi iç sesimiz zannetmeye başlıyoruz. Ve o bizim fikrimizmiş gibi hissediyoruz. Halbuki bu yüklenmiş fikirler bize. Çocukluktan beri, hatta artık araştırmalar gösteriyor ki anne rahmine düştüğümüz andan beri hissetmeye başlıyoruz. Örnekse anne stresli bir dönemden geçiyorsa çocuk bundan etkileniyor. Zaten bir, oradan başladı. Doğum sancılı geçmişse bir daha yüklendi. Hastalıklı bir çocukluk geçirdiyse bir daha yüklendi. Sürekli stres yükleniyoruz. Ve bunlar bizim kendi içimizle kurduğumuz bağın önünde bir engel haline geliyor. Dolayısıyla otopilottan davranmaya başlıyoruz zaman içinde, düşünmeden. Farkındalığı yani bu kaybedilmiş bir şey değil. Sadece nerede olduğunu bulmak için çalışmamız gereken bir şey. Bu hepimizde var. Ve bunun pratikleri var. Birçok meditasyon yöntemi var. Ama temel olarak John Kabat-Zinn tarafından geliştirilmiş mindfulness temelli nefes farkındalığı meditasyonları var. Ben de şimdi bununla ilgili bir sınıf açtım. Arkadaşlarımızla orada devam ediyoruz. Düzenli olarak yapılan bu meditasyonlar en az 8 hafta. 8 hafta her gün. Düzenli yapılan meditasyonlarda depresyon, anksiyete, odaklanma problemi, yeme bozukluğu gibi ya da bağımlılıklar gibi bir sürü alan üzerinde yapılmış araştırmalar bunlarda bir düzelmeye doğru gittiğimizi gösteriyor. Çünkü artık karar vererek yaşamaya başlıyoruz. Oradan oraya sürüklenerek değil de kendi kararlarımızı vererek ve o kararları neden verdiğimizi bilerek yaşamaya başlıyoruz. Evet. Bu nefes çalışmalarını Zoom'dan mı yapıyorsun yoksa? Zoom'dan. Tamam. Zoom'da yapıyoruz. Grup, çok güzelmiş ya. Evet. Ben buradan katılabiliyorum. Evet. Tamam. Şöyle bir şey var. Tabii ki YouTube'da da bir sürü video var. İnsanlar onları da takip edebilirler. Ben onları neden takip edemiyorum? Neden etmek istemiyorum? Çünkü bir kere her gün meditasyona oturup her gün bir sonraki cümlenin ne olacağını bilerek meditasyon yapmak insanın yani hem anda yaşamak diyoruz hem de bir sonrakini bilerek yaşıyor oluyoruz. Bana o biraz çelişkili bir şeymiş gibi geliyor. Anladım. Bazı insanlara çok iyi geliyor. Ben sadece kendimden bahsediyorum. Ve bir de önemsediğim şey şu. Yaralı taraflarımızı iyileştirdiğinden bahsetmiştik ya. Bu farkındalık yükseldikçe bunun olduğundan. Evet. Bu yaralı taraflarımızı bizimle benzer amaçlarda
olan insanlarla bir arada yapmak da bizim sinir sistemimizi güçlendiriyor. Her gün kendine bir yarım saat ayırıyorsun. Seninle birlikte orada kendisi için yine yarım saat ayırmış insanlarla buluşuyorsun. Meditasyonunu yapıyorsun, ayrılıyorsun. Bu, ya bu çok önemli bir şey ya gerçekten, çünkü bazen tek başıma, bunu daha önce de konuşmuştuk seanslarımızda, ben tek başıma kendimi motive edemiyorum bazen. Hani işkolik misiniz, arkadaşlarınızda var mı böyle resim yaparken ya da işe dalmışken hani şunu da bitireyim, öyle şu e-maili de atayım, şu bir son rötuşu da atayım, ondan sonra yaparım meditasyonu deyip o meditasyon hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Ama mesela belli bir saat belirli kişilerle buluşmak varsa o sorumluluk bilinci, yani senin dediğin şeyin yanında. Bir de ayrıca katıldıktan sonra da o aynı noktada birleşmek, o aynı nefes egzersizlerini birlikte yapabilmek falan. Ya gerçekten çok bambaşka bir duygu. Gerçekten ona katılıyorum. Çok beni motive eden bir şey işin açıkçası. Eminim mesela yoga dersleri mesela niye toplu yapılır? Hani git evinde kendi kendine yoganı yap aslında, değil mi? Hani, ama normalde bir enerji oluyor orada. Bu şeye benzetiyorum ben. Bilmiyorum arkadaşlar bana katılacak ama mesela bir ders çalışacağım zaman ben evde durmuyorum. Gidiyorum bir Starbucks'a, bir coffee shop'a. Çünkü herkes orada bir şeyler yapıyor ders çalışıyor falan. Öyle gaza geliyorum falan. Çünkü hani evde bakıyorum, buzdolabı bana bakıyor, yatak bana bakıyor. Hani motive olacak pek bir şey yok. Hani motivasyon anlamında bizimle aynı kafada ya da bizimle aynı amaçta olan insanlarla birlikte olunca sanki o enerji böyle yükseliyor, bir motivasyon yükseliyor böyle. Farkındalık pratiklerinin bize öğrettiği, bana kalırsa en önemli iki şey, yani bu benim fikrim değil ama yani eksik söylüyorsam eğer diye bana kalırsa diyorum, yargılamamayı öğrenmek ve şefkati öğrenmek. Yargılandığımızı hissettiğimiz yerlerde rahat olmuyoruz. Yani bu mesela resme dönelim burada. Türkiye falan demiş. Tamam. Burada yok, mesela gerçekten hani yani toplum olarak biraz yargılayıcı bir toplum olduğumuz için küçüklüğümüzden yetişirken evet, anne baba anneannelerinde falan dediğimiz için kusura bakma, bölmek istememiştim. Devam edelim. Mesela burada sanata dönecek olursak, resme dönecek olursak, yaptığımız işi mutlaka bir profesyonel tarafından eleştirilmesi, değerlendirilmesi ilerleyici bir şey, ilerlememize katkı sağlayan bir şey. Çok da önemli. Ama ne zaman ki o bir sanat eserinin eleştirilmesinden çıkıp kişisel bir yargılamaya döndüğünde, ki bunun ayrımı zannettiğimiz kadar kolay olmuyor. Mesela benim kendi hikayemde anlattığım gibi tembelsin. Bu bir yargıdır. Yani ben belki üretken olmadığım bir dönem geçiriyor olabilirim. Ama bu benim totalde tembel bir insan olduğum anlamına gelmez. Ama tabii ki bu ayrımlar bunlar küçük detaylar. Bu küçük detayların farkına varabilmemiz için içeride bir şefkatin olması lazım. Önce insanın kendisine karşı, sonra karşısındaki insana, toplumun her kesiminden insana şefkatini gösterebiliyor olması lazım. İçinde şefkat olmadan yapılan tüm eylemler biraz hasar bırakıyor insanlarda. Ve bu yoga ve meditasyon sınıflarında yaşanan en önemli deneyimlerden bir tanesi bu. Hem yargısız olmaya doğru bir yolculuğa giriyoruz. Bizimle birlikte herkes o yolculuğa giriyor. Bazıları daha çabuk ilerleyebilir, bazılarımız daha geriden gelebilir, fark etmez. Ama nihayetinde kaç kişilikse o sınıf, yargısız olmak için orada oturuyorlar. Ve sen de yargılanmadığın bir ortamda nefesine odaklanıyor oluyorsun. İfalı olan tarafı bu. Evet. Yani ben yaratıcı ve kritik düşünme gücü üzerine master yaparken yaratıcı düşünce gücü dersimizde okuduğum bir yerde en önemli, yani yaratıcılığın maksimize olacağı çevre şartlarından bir tanesi de yargısız bir çevre. Yani gerçekten özgür düşünmenin
teşvik edildiği ve yargıdan uzak yerlerde en çok yaratıcılığın yüksek dozlarda olduğunu görüyoruz. Belki de yani bir de tabii ki yargılamayı da eleştiriyle dediğin gibi karıştırmamak da gerekiyor. Bazı eleştiriler, yani pozitif eleştiriler her zaman için çok da güzel bir şey ama dediğin mesela bizim kimse yanlış anlamasın hani dediğim zaman toplumumuz yargılayıcı derken aslında mesela anneanneme örnek verebilirim. Bir türlü mutlu edemiyorum kendisini. Ya çok kilo almış oluyorum ya çok kilo vermiş oluyorum. Ya çok kilo vermişsin biraz yemek ye. Sen çok kilo almışsın bak Amerika yaramıyor sana. Yani sürekli bir memnuniyetsizlikseniz bu yargılanma hissini en yakınlarından hissettiğin zaman bu sefer mesela yeme problemin oluyor. Hani bu sefer kendini iyice mutsuz hissetmeye başlıyorsun. Çünkü ne yaparsan yap mutlu edemiyorsun. Aynı bu şekilde resme dönecek olursak da işte sen güzel sanatlar okumadın ki senden ressam olmaz. Bir yer ne bileyim. Realizm yapmıyorsun. İşte kimse senden bir şey satın almaz, sipariş vermez gibi gibi. Yani bilmiyorum şu anda yani insanın gerçekten bu yargıların arasında, bu kadar stres faktörünün arasında bu şekilde bir ortama girip böyle sessiz bir yere, yargısız bir yere kendini dinleyebilmesi ve gerçekten ben kimim? Bana dayatılan ben değil de ben, ego. Kim? Yani bu kendi özümde kimim? Gerçekten bunu bulması çok çok önemli. Bence çok güzel bir iş yapıyorsun. Bravo sana. İlk senin gibiler var Meltem'cim. Daha da çoğalın inşallah. Gani gani olun. Arkadaşlar şimdi sorulara cevaplama zamanı. Tabii Meltem'e soracağım eklemek istediği bir şey var mı ama şu an söylemem nedeni sorularınız varsa şu soru kutucuğuna yazınız. Resimle ilgili farkındalık, yoga, mindfulness yani çok dolu dolu bir insan var karşımızda yani istediğinizde sorabilirsiniz dolayısıyla. Meltem'ciğim senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı soruları almadan önce? Belki soruların cevapları da bazı konuları açar ama belki şunu söylemek isterim. Bu senin verdiğin örnekten yola çıkarak yani anneannenin senden bir türlü tatmin olmayışı. Burada anneannem izliyorsa seni çok seviyorum ki izlemeni de %100 Instagram live'a basabiliyorsa yani çok şaşıracağım. Ama anneannem seni çok seviyorum. 92 yaşında neler neler öğrendik senden ama yani işte bu da bir gerçek. Öyle. Şunu söylemek isterim. Kim ne derse desin bunu duymaz bir hale gelmemiz mümkün. Yani sen olsun dediklerinde o inanca kapılmamız mümkün. Bunun için sürekli uyanık bir zihniyete, bir bilinç seviyesine aslında ihtiyacımız var. Ve meditasyonlar bu işe yarıyorlar. Herkese şunu söylemek isterim ki her ne iş yapıyor olursanız olun, kaç yaşında olursanız olun, bedeniniz hangi durumda olursa olsun, belki depresyondasınız, belki şizofreni teşhisiniz var. Yani bilmiyorum beni kimlerin dinlediğini. O yüzden de geniş skalada örnekler vermek istedim. Cinsel yöneliminiz ne olursa olsun, ne olursanız olun, o halinizle mükemmelsiniz. Bu inancı pekiştirmek için kendinize zaman ayırın. Söyleyeceğim bu. Vallahi teşekkür ediyorum. Ayaküstü alın siz arkadaşlar. Biraz daha iyi hissetme şey gibi oldu. Kendimi mükemmelsiniz deyince çok iyi hissettim. Ben. Sorulara döneceğim şimdi. Yunus Bey'in dediğinden mi başlasam? Okul okumadan resim alanında iş bulmak ve büyük yerlere gelmek mümkün mü? İki tane tabii, like almış mı? Tabii ki mümkün. Bunun önünde hiçbir engel yok. Hiçbir ressama şu ana kadar diploma sorulduğunu duymadım. Bravo işte ya. Ben de aslında danışanlarıma şey diyorum. Hani sizin atıyorum işte bu satış platformunuzdan bir insan satış tablo satın aldığında ya da siz sipariş verdiğinde bana bir resim çizebilir misiniz diye.
hani ne mezunsunuz, diplomanızı görebilir miyim diye sorduklarını hiç zannetmiyorum dedim. Çok doğru söylüyorsunuz. Ona aklıma geldi. Dediğin doğru. Ya şunu belki eklemek iyi olabilir. Bir, şimdi az önce mindful ve yoga, meditasyonlar ve yoga için söylediğimiz gibi sahip, benzer yaklaşımlara sahip insanlarla bir arada, bir atölyede, bir disiplin içinde güvenebileceğiniz bir hocayla çalışmak işleriniz, ya yolunuzu hakikaten çok kısaltır ve genişletir. Bir okula gitmek zorunda değilsiniz. Okul mu vardı yani eskiden? Okul mu, okul yoktu. Bunun akademi haline gelmiş olması şurası dünya tarihinde ne kadar? İnsanlar, yani ressamlar kendilerinden önceki ressamların atölyelerine devam ederek resim yapmayı öğreniyorlardı. Bir atölye geleneği vardı. Usta-çırak ilişkisi vardı. Bu bugün de pekala kurulabilir. Çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzel söylüyorsun ya. Bir de mesela ben şey de düşünüyorum. İnsanımız biraz korkuyor, çekiniyor. Hani ne bileyim, bir atölyeye gidip, ya bazı gerçi kötü muamele görenler de var, şimdi yalan söylemeyeceğim, ama mesela halk eğitimler olsun, bilmem ne olsun, hadi onu da geçtim. Böyle atölyelerde hocalara yaklaşıp belki de böyle bir şey sorulabilir. Yani hocam sizden, yani yanınızda oturabilir miyim yani? Yani başka derslere de oturabilir miyim? Ya da ne bileyim, hani bir soru sormak. Çekiniyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela o atölyeden adımını atmaya bile çekinen danışanlarım var yani. %100 onu söyleyebilirim. İzmir'de yani olanları bana gönder. Tamam. Arkadaşlar. Melisa'ya gidiyoruz. Her zaman kapımız açık. Vallahi ya, çok harikasın. Teşekkürler. Böyle şeylerde de korkmayın arkadaşlar. Ben de onu diyecektim. Yani ne kaybedersiniz ki? Yani en kaybedeceğiniz şey hayır, ne alakası var? Ya da hayır olmaz diyecek, ters diyecek. Ben şey düşünüyorum. Falan dersin. Hadi oradan gülümseyerek çıkıp başka bir atölyeye. Hani ne bileyim, böyle bir aslında şeyimiz, enerjimiz olması lazım. Aldığımız her yanıtı bize verilmiş bir yanıt olduğunu düşünmeyelim. O kendi yanıtını veriyor. Üstünüze almayın yanıtları. Çok güzel söyledin. Soru. Bu arada Zeynep, evet kesinlikle yeterli değil eğitim demiş. Levent Bey, başkasının yaptığı resmi kopyalamak ressamlık mıdır demiş. Hangi amaçla yapıldığına bağlı. Bunlar reprodüksiyon deniyor ve bir resim öğrenme aşamasındayken reprodüksiyon yapmak resmi çok geliştirir. Yani Avrupa'da, Amerika'da bu eskiden bizde de vardı. Sonra kaldırdılar. Nedense bilmiyorum. Bütün o sanat tarihine girmiş sanatçıların resimlerinin önünde mutlaka resim yapan, yağlı boya çalışan birilerini görürsünüz. Çok öğreticidir. Tavsiye ederim. Evet. Çok doğru söyledin. Ben de inci küpeli kısa yapmıştım. Gerçekten hayran kalmıştım Vermeer'in ışık olayına. Yani bakarken de zaten anlıyorsun ama yaparken bambaşka bir. Evet. Oha, bununla bunu karıştırmış falan. Böyle tuhaf bir şeye geçiyorsun. Ve neydi onun adı? Van Gogh. Van Gogh'un adını unuttum. Van Gogh'da mesela reprodüksiyonları, mesela normalde o orijinal eserin sahibinden daha çok sansasyon yaratmış olabiliyor bazı eserler özellikle. Çok haklısın o konuda. Başlangıç için bence ideal ama tabii ki ressamlığın, ya ben hep bunu söylüyorum. Bana mesela ilk başlayan öğrenciler, yani daha resme yeni başlayanlar şey diyor. Akıldan çizemiyorum, akıldan çizmek istiyorum. Yani bir dur, bir bekle yani. Gördüğünü çiz de. Yani işte evet, herkes diyorum oradan başla yani. Bütün ünlü ressamlar gördü. Yani bir acelemiz var ya. Bizim bu dönemlerde, bu son 10 yılda hep bir acelemiz var. Ve ister istemez sosyal medyada dayatıyor bunu. Yani o işte TikTok'lar olsun, şunlar bunlar olsun. Yani hep acele. Acele karar ver. 3 saniyen var işte. Videoyu izledin 60 saniye. Yani şu hep böyle bir işte dedin yani, kalemi başkasına verirken telefonla başkasıyla konuşup oradan başka bir şey yapma şey yapıyoruz yani. O yüzden gene farkındalığın önemine burada geleceğim. Gerçekten sizi yavaşlatan, yani gerçekten hani kendi içinize yönlendiren bir şey kesinlikle mindfulness. O yüzden yine şiddetle tavsiye ediyorum. Resme göre dönersek de bu acele
Niye? Soracağım. Akıldan çizmek için değil mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani vakit alıyor akıldan bir şeyi çizmek. Belirli bir Çok süreç zor. alıyor. Çok zor. O çok zor bir şey. Yani orada zaten aslında şunu söyleyeyim öncelikle. Resim öğrenme aşaması elle ilgili bir şey değil. Yani zaten kalem tutmayı biliyoruz. Bu elin gelişmesi yani 10 seans 10 saat falan yeterli olabilir. Kalemi hissedeceksin, baskısını hissedeceksin, nasıl bastırdığını, nasıl çizgi olduğunu öğreneceksin. Bu kadar. Geri kalanı resmi öğrendiğimiz yer gözler, bakmayı artık bakmaktan uzaklaşıp görmeye başlamamız bizi daha iyi ressam olmaya götürüyor. Ve kaldı ki akıldan çizmekten bahsediyorsun. Yani daha gözün önündeki perdeler kalktı mı acaba? Ben mesela bir duvar resmi işi yapmıştım. Duvar resmi işi değil, pardon. Bir otele bir iş yapılmıştı. İşi bana verdiler. 200 tane kadar tablo yapılması gerekiyordu. Belki 300 bilmiyorum. Ama bu böyle şey yani piyasa işi dediğimiz işlerden Pollock tarzı akrilik boyadan ben çeşitli tonlar hazırladım. Böyle bir parti gibi bir sürü insan davet edildi ve işte tuvallerin üzerine boyalar sıkıldı. Onlar da satıldı falan. Tamamen piyasa işi. Ama benim için inanılmaz öğretici bir süreçti. Çünkü çok fazla ton bulmam gerekiyordu. Varyasyon üretebilmek için. 200 tane tablodan bahsediyoruz. Aman Allah'ım yani resim gözde başlıyor. Hiçbir şey yapmasanız elinizdeki kuru boyayla ton çalışın. İnanılmaz geliştirici bir şey. Ben yani bir tane perdeye baktığımda sanki yani resim bitmiş gibi falan hissediyordum. Öyle hissediyordum. O kadar çok detay fark eder hale geliyorsunuz ki. İşte bu evet. Kadar çok yoğun biçimde izlemek ve çalışmak lazım. İmgesel kısmı, akıldan çizmek kısmı sonra. Çok sonra. Dediğin aslında çok doğru. Şimdi sen derken ben perde deyince perdeye baktım da mesela birine sorsam bu perdeyi beyaz der ya, beyaz perdemiz var çünkü, ama ben orada mesela bej renk görüyorum, duvarımız mavi, onun yansıması var, işte beyaza çalan gri görüyorum, maviye çalan gri görüyorum, mavi görüyorum, gri'nin 3-4 tane en az tonunu şu an görebiliyorum. Ama işte mesela bu gözünü eğitmen gereken, yani belli bir noktaya kadar hala da yani belki bir 10 sene daha resim yapmaya devam etsem belki daha farklı, daha neler neler göreceğim. Dediğim gibi görme yetisini bu şekilde geliştirmek çok önemli. Ama soru soracağım o zaman sana. Bu akıldan çizemeyen ressam değil midir? Yani hani akıldan hiç çizemeden ölürsek ne olur mesela? Yani o zaman herkes denemeli mi? Yani yapmalı mı sence akıldan çizme? Yani bu herhangi bir şeyin bu anlamda bir gerekliliği olduğunu düşünmüyorum. Bu mümkünse zaten içten gelen bir şey olması lazım. Yani benim bunu yapmam gerek dersek herhangi bir şey için onu zaten yapamayacağız yani. Hakkıyla yapamayacağız. O yüzden sürecin kendisine güvenmeye davet ediyorum herkesi. Çalışın. Sonra o yol sizi bir yere getirecek. Bu kadar aslına bakarsanız. Herhangi bir gereklilikler üzerine bir yol çizmenin verimli olduğuna inanmıyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir cevap oldu bunlar. Bunları kesip kesip ben koyacağım YouTube'a. 4-6 saat günde çalışıyorum. Çalışmalarım evde birikti. Birçok öğrendiğim yöntemleri denedim. Halde sanatımı işe dönüştürmeyi başaramadım. Önerileriniz var mıdır? Yani resim hakkında konuşuyorsak resimlerin kendisini görmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Anladım. Çünkü yani her 4-7-6 saat çalıştığımızda iyi olacağız diye bir şey yok.
Doğru tek doğru hocayla mı çalışıldı? Teknikler doğru mu öğrenildi? Hangi seviyede? Bunların hepsi çok önemli. Anladım. Tamam. Peki bir şey, eğitim almak isteyen insanlar mesela bu atölyeleri nereden bulabilirler? Ya bu yani nasıl anlatayım? Şehrine göre değişir biliyorum. Bazı şehirlerde de hani böyle bir imkan yok. Onu da farkındayım. Mesela benim Fethiye'den, gerçi onlar başka yere gidebilirler herhalde ama ne bileyim, çoluğu çocuğu olan tanışanlar var. Yani gerçekten bazen gitmek de çok zorlaşıyor. Ama şu an online bile ders veren bilmiyorum atölyeler var. Yani sanırım nasıl bir yol izlemediler? Yani bilmiyorum şu anda bir var mı fikrin? Hani şöyle şöyle yerlere başvurun, şunlara bakın, şunları şu kelimeleri aratın falan gibi, ne bileyim şu an aklıma bir şey gelmedi. Yani benim tavsiyem en azından Evet. Telefonun Aziz'ini aradım Meltem. Geçmiş olsun. Yani şeyi cevap veriyordun, kusura bakmayın eğer orada kalanlar varsa diye. Bu işe dönüştürme yani iş, yani resimleri satamıyorum diyen arkadaşımıza dedin ki o zaman teknikleri ilerletmek için belki biraz da ilerletmen gerekir vesaire gibi cevap vermiştin. Onun için de hani insanlar atölyeleri vesaire nereden bulabilir, nasıl yardım olabilir, nerelere gitmeli diye mi sormuştum. Orada kaldık. Bilmiyorum ki yani bu yaşadıkları şehre göre değişir. Ama mutlaka yaşadıkları yerde resim yapan birileri vardır. Yani üniversite yoksa bile bir güzel sanatlar lisesi vardır belki. Ya da belediyelerin açtığı kurslar var. Online destek alabilirler. Anladım. Peki tekniği de iyi olsa satamıyorsa nedendir sence bu? Yani diyelim ki güzel bir resim. Gerçekten benim danışanlarımın hepsi güzel de bence yaptıkları resimler. Bazıları gerçekten hani bazen galerilerden teklif bile alan hani güzel yapıtlar ortaya koyan kişiler ama şunu sorayım kısacası. Sorun doğru kişilere, doğru sayıdaki insana ulaşamamak olabilir mi? Yani tabii sanattan... Ki. Tabii ki olabilir. Tabii ki olabilir. Tek bir kanala yönelmemeliler bence. Evet. İnternette yani sen zaten bu konuda hem çok paylaşımcı bir insansın, her şeyi de neredeyse söylüyorsun. Hangi alanları kullanabilirler vesaire. Dedim ya, her şeyi tek başımıza yapmamaya çalışmak çok yorucu olur. Bu işi bilen insanlardan ya ihtiyaç duyduğumuz şey her neyse o işin insanından destek istemeliyiz. Evet. Yani pazarlama için yardımsa onun yardımı, eğer başka bir sosyal medya içinse onun yardımı mutlaka istenmesi lazım. Her şey belki tek başımıza yetemiyoruz yani. Bu da çok doğru bir konu. Arkadaşlar sorular kısmım silindiği için şu an daha önce gelen soruları göremiyorum. Eğer bir sorunuz varsa lütfen yazar mısınız Meltem'e? Hazır bulmuşken bence soru bombardımı tutalım diyorum ben. Ressamlığa dair, farkındalığa dair, herhangi bir şeye dair. Ben bu arada bir şey öğrendim dün, onu söylemek istiyorum. Ben 2 gün bir konferansa katıldım, online konferans. Las Vegas'taydı, işte video çekerek işinizi büyütün adlı bir konferanstı yani. Biraz ismistik olsa da aslında hakikaten çok faydalı bir konferanstı. Ve şöyle bir şey diyor arkadaşlar, Instagram 2018'deki Instagram değil. Yani pandemi öncesi Instagram da pandemi sonrası, yani şu 4-5 yıl önceki Instagram'ı aynı gibi düşünüyoruz. Hala aynı like'ları bekliyoruz. Hala aynı ne bileyim etkileşimi bekliyoruz. Ama öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü artık takip ettiğimiz kişiler o kadar arttı ki. Yani benim takip ettiğim 5000 tane hesap var, düşünsenize. O 5000 hesabın içinden öne çıkmaya çalışıyorsunuz. Tam o anda, tam o insanın baktığı anda önüne düşmeye çalışıyorsunuz. Düşen insan da zaten
yani içeriye boğulmuş bir durumda ve ne kadar güzel resim yapıyor olsanız dahi oradan bir beğeni alamayabilirsiniz. Bir yorum alamayabilirsiniz. Çünkü insanlar bakıp geçiyor. Ha, güzelmiş ya diyor, geçiyor. Hani onu o kadar çok yapıyoruz ki artık. Yani olayınız yani olay biraz daha zorlaştı. Yani işte açıkçası daha sık paylaşım, daha kaliteli üretim, daha kaliteli içerik üretimi. Bunlar artık şartlaştı. Eğer tabii ki öne çıkmak istiyorsanız. Ya bununla ilgili ben birçok şey anlatıyorum ama yani bu konferansta da bir sürü şey yeni öğrendiğim şeyleri anlatacağım. Bir soru geldi hemen. Soru değilmiş. Teşekkür ederim. Ece Hanım, kanalınızın paylaşımlarınızı ve verdiğiniz emeğin karşılığını almanızı dilerim. Amin. Meltem, senin hiç aklına gelen bir şey var mı? Soru gelmiyor gibi. Yani eğer ben bir iki dakika daha bekleyeceğim ama ya sorular da gitti ya. Şimdi neler sormuşlardı Allah bilir. Dur hatırlamaya çalışayım. Evet. Belki ikili bir sistem kurmak iyi olabilir. Bir de ses kaydı almak. Belki Ece bir sonraki şeyde yayınlarında. Baksana teknoloji bir garip, hep bir sağlamasına ihtiyaç var sanki. Evet evet, bugün böyle birazcık şey aksilik olmuştu ama en azından ben gerçekten bu tekrar hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Meltem'e her konuda danışabilir, her konuda derken diyetisyen değil kendisi. Farkındalık ve ressam, farkındalık koçu, yoga eğitmeni ve ressam. Seninle iletişime geçebilirler. Core Studio Meltem Özden hesabın. Mutlaka takip edin arkadaşlar. Arada ücretsiz hizmetlerin de oluyor biliyorum. Ücretli hizmetlerinin yanında onu da takip edin. Şiddetle öneriyorum. Ben daha önce hizmetini aldım. Çok mutlu oldum. Ressamlıkla da ilgili, yani Türkiye'de hani soruyordunuz ya, ressam olur mu? İşte ressam olunca nasıl iş bulacağız biz? İş yok bize falan. Yani aslında Meltem yaşayan örneği, kendi stüdyosunun sahibi olduğu zamanda, şu anda da işlettiği bazı, bir katını işletiyorsun şu anda Meltem. Bu pandemi dolayısıyla bir galeri olarak artık işlem görmüyor, bir işlem yok. Ama bakalım, yani hala oradayız. Evet. Şu an sadece üretim merkezi, bir ilk katı da galeriydi, şimdi öyle değil ama her zaman her şey olabilir. Evet. Ben söylemek istedim. Bir soru geldi. Farklı sanat türleri arasındaki bağlantıyı ve bugünün sanatçısının buna bakışını nasıl görüyorsunuz? Sanatın, farklı sanat türleri diye bir şey yok aslında. Sanat bir tane, sanatın farklı malzemesi var. Ressamlarınki boya, kalem, heykeltıraşları malzemesi, mermer, çamur, bilumum, metal, edebiyatçının malzemesi, kelimeler. Değişen şey sadece malzeme. Evet. Peki bu sadece malzeme mi geldi? Şimdi bu soruda benim aklıma bir şey daha getirtirdi. Bir akım oluyor ya, mesela şu anda bir realizm akımı var. Hani bir hiperrealizm, realizm görüyoruz her yerde. Sonra bir dijital sanat akımı gelmekte. Gümbür gümbür. Şimdi hani insanlarda oluyor ya o akıma doğru kayma arzusu. Sanki o akıma kapılmazsa görülmeyeceği ya da sanatını iyi icra edemeyeceği kaygısı gibi gibi. Yani şimdi mesela ben atıyorum Türkçe'den bilmiyorum ki, ekspresyonizm yapmak istesem şu realizm akımında belki tutunamayacağım. Belki galeriler diyecek ki ben bununla ilgilenmiyorum vesaire. Yani akıma ne kadar kapılınmalı? Ben tutup mesela çok eskilerden bir akımla seçip kariyerimi öyle karar vereceğim, ben bu şekilde resimler yapacağım diyebilmeli miyim? Yoksa gerçekten eğer başarılı olmak istiyorsam, ekmek yemek istiyorsam bu konuda, o trende uymalı mıyım bir şekilde? Yani bu çok iyi bir soru oldu. Çünkü malzemeden bahsetmiştim ya. Aslına bakarsan bu akım dediğim şeylerde malzemenin kullanımı
değişiyor. Kullanım şekli değişiyor. Ve o tekniğin izin verdiği bazı yerler var. Bazı tekniklerde bir yere kadar bir şey yapmaya izin veriyor. Akımlardan etkilenmemek pek mümkün değil. Çünkü zaten tarih boyunca bu böyle oldu. Birisi bir şey yaptı, o stüdyoya devam eden ressamlar ondan eğitim aldı, birlikte bir şey yaptılar, sonra onlar o dönemin baskın türü oldu belki yani. Şimdi de öyle. Ama bu, hadi ben şimdi bir de buna geçeyim diyerek olacak bir şey değil. Bu içgüdüsel bir şey. Yani sanat hakikaten içte ne varsa onu dışarı çıkaracak ve hangi yolla çıkaracağının kararını da o veriyor. Bu bilinçten verilen bir karar olduğunda bana o, yani çok güncel bir kelime, daha önce hiç kullanmadım bu kelimeyi ama şimdi çok işime yarayacak. Hiç samimi gelmiyor. Zihinden verilen kararla yapılacak bir şey değil bu. İçten gelen yani bir şeye döndük. Benim bir derdim var. Ben bir sanatçıyım. Benim bir derdim var. Nedir o dert? Mesela atıyorum belki ampute bir insanım ben. Ve ressamım. Ve bir insanın tek bacağının olmayışı hayatında onu nasıl etkiliyor? Bununla ilgili çeşitlemelerini yapıyorsun. Bunu yapmak için NFT kullanman gerekiyorsa bunu yaparsan. Bunu yapmak için heykel bunu ifade edeceğine inanıyorsan heykel yaparsın. Orada yapılması gereken belki gerekli olan tek şey heykelle ilgili teknik kısmını çözmek. Evet. Konuşmuş benim içinde sorular varmış. Bir soru daha soracağım. Realizm hakkında ne düşünüyorsun? Realizm hakkında ne düşünüyorum? Hani böyle inanılmaz, şimdi bir bence realizmin bu kadar alıp yürümesinin en büyük nedeni bir oha faktörünün olması. Yani mesela bir ya sanattan anlayanı da anlamayanı da, atıyorum ilgisi olanı da olmayanı da onu gördüğü zaman bir oha çekerek hani ilgi gösteriyor. Tabii ilgi göstermesi de normal çünkü gerçekten hani çizim gerçek gibi olmuş diye insana ilgi gösteriyor. Ama ben de bu arada yani şu an kendi ayağıma kurşun sıktım farkındayım arkadaşlar ama bir noktadan sonra sanırım bir doyuma ulaşıyor. Mesela ben realizm yapıyorum eyvallah da şey diyorum ya, hani buna birazcık daha farklı renkler katsak ya da işte ne bileyim şuradan bunu yapsak. Bunu artık bir süre sonra şeye geçmek istiyorum, onun özgür tarafına. Kendimi ifade edemediğimi düşünmeye başladım. Başlıyorum daha doğrusu yavaş yavaş. Ama yani diyorlar yani realizm yapan ressam değildir ya da tam tersine realizm yapamadığın için iyi değilsin gibi gibi böyle tuhaf tuhaf şeyler çıkmaya başladı şu an. O yüzden dedim realizmle nereye duruyorsun, o konuda ne düşünüyorsun diye. Çünkü bazıları diyor ki fotoğrafla aynı, yani benim için ne anlamı var? Fotoğraf alır asarım falan gibi diyor. Kimisi sadece teknik, iyi bir teknik olduğunu gösterir bu. İşte yaratıcı bir düşünce olduğunu göstermez falan diyor. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi bütün hayatını realistik resimler yaparak geçiren insanlar var. Bir de bunu bütün kariyeri boyunca bir aşama olarak kullanmış da insanlar var, sanatçılar var. Her şeyden önce şunu birbirine karıştırmamak gerekir. Realist resim yapamayıp iyi ressam olunabilir kısmı benim için geçerli değil. Çünkü yani formu bilmeden bunu deforme etmemiz imkansız. Bu işin matematiğinin çözülmesi lazım. Desen altyapısı denir buna. Desen altyapısıyla ilgili bir sorunu olmaması lazım resmin. Yani göz biraz büyük bir portre çizdiğinde diyelim ki soyutlamaya gidiyorsun artık. Ki biz yani sanatın kendisi zaten bir soyutlamadır.
genel olarak bakacak olursak. Soyutlamaya gidiyorsun ve belki bir portre çizeceksin. Beceriksizlikle yapılan bir göz küçük, bir göz büyükle, mesela Picasso'nun yaptığı o bir büyük, bir küçük gözü ayırt ediyor zihin. Yapamadığı için mi o halde, öyle yapmak istediği için mi o halde resim? Bunu anlıyor. Göz bunu seziyor. En amatör göz bile bunu sezebiliyor. Evet. O yüzden realizme nasıl baktığımıza bağlı. Bu benim gelişmem için geçmem gereken bir aşama diye bakmak mümkün. Ve orada tutunup kalmak mümkün. Ben bunu yapabiliyorum, bunu yapmak istiyorum, bunu yapacağım demek de mümkün. Benim için hepsi okey. Tek başına realizmi değerlendiremem. Yani bazı realistik resimleri sevebilirim, iyi bulabilirim. Bazı realistik resimleri beğenmeyebilirim. Bu bana nasıl bir duygu geçirdiğine bağlı. Teknik yeterliliğine bağlı. Bazıları çünkü çok komik olabiliyor yani. Bir türlü olmuyor. Ben nereden baksan olmuyor yani benim için. Soğuk oluyor, çok yüzeyde kalmış oluyor, derinleşmemiş oluyor resim. Evet, doğru söylüyorsun. Yoksa her şey okey. İsterse patchwork yapsın. Yani öyle bir patchwork yapar ki, bu arada yani bu bir halk sanatıdır. Öyle bir patchwork yaparsın ki Gucci seninle anlaşma yapar yani. Senin stilin ne peki? Ben hatırlıyorum ben senin hani genelde doğayla nedense aklıma hep sen gelince doğa geliyor. Doğayla ilgili bir şeyler çizmişsin gibi geliyor. Evet yani, ben daha çok doğa detaylarıyla uğraştım Ece şimdiye kadar. Yağlı boya ve sulu boya çalıştım çoğunlukla. Ama guaj çalışmayı da çok seviyorum. Kolaj yapmayı da çok seviyorum. Yani kömür çalışmayı da çok severim. Anladım. Ama daha çok yağlı boya hoşuma gidiyor. Çünkü onun o sürecinin oynamaya daha müsait olma hali hoşuma gidiyor. Bazen de bir kerelik etkiyle bir şey çıkarasım geliyor. O zaman da kalem kullanıyorum, kömür kullanıyorum. Anladım. Tarzım ne bilmiyorum vallahi tarzım ne. Bilmiyorum. Onu bir mümkünse birisi gelsin bana söylesin. Bilmiyorum. İzlenin kitabıyla. Meltem'in hesabına Core Studio'ya bakıyoruz resimlere. Söylüyoruz tarzını neymiş eski resimlerinden. Mesela şey çok gerçekçi çalıştığım işlerim de var benim biliyorsun. Çünkü o bence o resmin ona ihtiyacı vardı. Ben o resmi öyle aktarmak istedim. Bazı resimlerimde hiçbir şey yerli yerinde değil. Öyle resimlerim de var. Bu herhangi bir şeyin içine sıkıştırmamalıyız zaten kendimizi. Ortak dil, resimlerin arasında, çalışmaların arasındaki ortak dil orada gerçekçi çalışıp çalışmadığına bağlı değil. O bir ruh. Eğer o ruhla yapıyorsan onu, ister gerçekçi çalış, istersen üç tane çizgiyle çalış, hiç fark etmez, oradaki ortak dili izleyici seziyor. Evet. Yani izleyici istediği kadar bilgi ya da bilgisiz olsun resim konusunda. Dediğin gibi onu seziyor. Mesela soyut resimlerde de hani deriz ya, yani diyenler var ya mesela işte anlamıyorum işte bu soyut resim. Ya da mesela hani abstract sadece demiştin ya bu otel için yaptığın resim gibi. Jackson Pollock. Evet. Pollock resimlerine bakıp ben bundan hiçbir şey algılayamadım diyenler de var. Ama mesela iyice detaylı baktığın zaman o stratmanın yönünden tut da işte seçtiği renklerin birbiriyle hani sen dedin ya uyumu sana ne hissettiriyor o an gibi. Aslında baktığın nükteler var ve insan mesela ben bakıp ah ben bunu çok beğendim, ben bunu çok sevdim, ben de çok garip bir duygu uyandırıyor ya diyebileceğim çok soyut çalışma var mesela.
Ama mesela hadi ya ben de yaparım diyen öğrencilerim hadi yap dediğin zaman yapıyorlar ve gerçekten çok kötü oluyor. Ben de hiçbir duygu uyandırmadım şu an. Evet, bu, bu benim nazarımda iyi bir sanat eserinin birinci kuralıdır. Yani ben de yaparım duygusu oluşturuyorsa bil ki o iyidir ve senin de tecrübe ettiğin gibi öğrencinle o asla yapılamaz yani. Bu oyunculukta da böyledir. Ne var ya bunu ben de oynarım. Ama o yüzden mesela ben kötü resim izlemeyi de severim. Kötü film izlemeyi de severim. Kötü oyun izlemeyi de severim. Bazen kötü çıkacağını bilmeme rağmen bazı eğitimlere katılırım. Yani iyi ile kötü arasındaki farkı ya ben de yaparım. Ya işte yapılamıyor yani. Bir şey var. Bazıları da bunu yapamıyor. Bak bir de git yapılamayan örneği gör. Bazı şeylerin yapılamadığını göreceksin. Evet, denemeden anlaşılmıyor. Denemeden anlaşılmıyor bazı şeyler. O his, o yani basite ulaşmak çok zor. Evet, doğru söylüyorsun. Bu sanatta da böyle, yaşam biçimi olarak da böyle, duygu olarak da böyle, basite ulaşmak hakikaten meşakkatli bir yol. Picasso resimler için de değil mi? Ben de yaparım. Yani yapamazsın çünkü bu adam Allah aşkına yani 7 yaşındayken Rafael gibi şeyler yapıyordu, işler yapıyordu yani. Sen evet. Dalga mı geçiyorsun? Nereden nasıl yapacaksın? İlk söylediği kelime kalem olmuş. Sen biliyor musun bunu? Çocuk evet. Ay valla. Son olarak tavsiye edeceğim bir kitap var mı bize? Mesela hani resimle ilgili ya da hani. Yani hangi seviyede insanlar izliyor onu bilmiyorum. Herkes. O yüzden bazı insanlara çok basit bir tavsiye gelebilir. Ama mesela John Berger'in görme biçimlerini izlemek çok şey okumak çok kafa açıcı olabilir. Evet. Çok kafa açıcı olabilir. Hakikaten bakmak ve görmek arasındaki ayrımı iyi anlatıyor. Onun dışında var mı aklına başka? Başka aklıma gelen ya mümkünse ben mesela şeyi öneririm. İyi basılmış katalogları öneririm. He. İyi basılmış kataloglar olsun. Yani artık zaten teknoloji dolayısıyla çok çok detaylı çekiliyor fotoğraflar. Sevdikleri ressamları kataloglarını edinsinler ve bol bol baksınlar. Evet. Resmi en iyi öğreten şey resim izlemek. Evet. Çünkü mesela bir müzeye gidiyoruz. Evet. Farklı şeyler görüyoruz. Resimler falan ama belki onların fotoğrafını da çekebiliriz biz gittiğimizde. Ama sevdiğimiz sanatçının tüm eserlerini tek müzede bulmamız imkansız olacağı için dediğin çok doğru. Sanatının işte stilini beğendiğimiz, renk paletini beğendiğimiz belki bir sanatçıyı bulup onun dediğin gibi kataloglarını incelemek çok iyi fikir. Çok teşekkür ederim. Evet, evet. Rica ederim. Çok teşekkür ederim Meltem'cim. Yani içimden siz bir daha buluşacağız diyor. Bunu saymam. Olur. Yani bayağı bir teknik sıkıntı yaşadık. Bu kısmını yayınlayacağım ama bu bayağı bir hayal kırıklığı olacak. İlk bölümde gelip de hocam kaydedecek misiniz, kaydedecek misiniz deyip de evet edeceğim deyip şu an editememiş olmak ayrı bir şey oldu benim için ama olduysa vardır bir sebebi. Valla bravo. Demek ki bir daha buluşmamız gerekiyor. her şey olabilir. Her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Önümüzdeki günler belki gösterir bize. Bir de biri NFT ile ilgili soru sormuş. Sen de NFT ile ilgili bir bağdaştırma yapmıştın. NFT ile ilgili bir arkadaşımız var arkadaşlar. Onunla canlı yayın yapacağım. Ama geçen hafta yapacaktık. Kendisi rahatsız değil de bir kongreye gitmesi gerekiyormuş. O yüzden yapamadık ki NFT kongresi harika. Çünkü daha çok bilgiyle gelecek. Bu da bizim işimize yarayacak. Onu da birlikte yapacağız. Ama harika. Ben de merak ediyorum. Vallahi ya ben de çok merak ediyorum. Herkesin merak ettiği bir konu ve gelecek orada. O yüzden önemli. Çok teşekkür ediyorum Meltem. Tekrar çok sağ ol geldiğin için. Bütün takipçilerim adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Ve gerçekten arkadaşlar eğer siz de
ilgileniyorsanız farkındalıkla ve belki de yogayla herhangi bir tanesiyle mutlaka Meltem'le iletişime geçin. Core Studio Meltem Özden. Evet efendim, bu kadar. Kapatıyorum. Önce çok sen kapatıyorsun. Çok teşekkür ediyorum davetin için. Böyle bir kamera önünde olmak benim alışkın olduğum şeyler değil ama çok misafirperver tavrın burada da beni çok rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese, soruları için herkese. Umarım tekrar görüşürüz. İnşallah. Görüşmek üzere. Seviyorum seni canım. Bye bye. Bye bye.